kayıp silah ve kayıt dışı silahlarla ilgili sorum olacak. Sizin başka bir sorunuz var mı? 15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaştı. Evet, onu da soracağız ama bir Selçuk Özdağ'ın da o sıcak konunun sıcak haliyle ilgili yorumunu alalım. Ondan sonra da 15 Temmuz'un kayıp silahlarını ve gri alanlarını konuşuruz. Şimdi Selçuk Bey, biz Perşembe yayın yaparken konu sıcaktı Sedat Peker'in iddiası. Aha dedi, işte yer veriyorum, adres veriyorum, isim belirtiyorum, arabanın modelini söylüyorum ve bir kasa Kalaşnikov diyorum. İşte şu AKP'li isimlere verildi. Bu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun içinde yer aldığı bir organizasyonla gerçekleştirildi. Dolayısıyla oradan Ahmet Onay da çıktı. Silah hariç bütün iddianın diğer kısmını doğruladı. Oradaydım, o kişiler vardı, o arabadaydım. Şimdi bu ne anlama geliyor? O bir kasa Kalaşnikov'la ilgili şu anda kafanızda hangi sorular var? Efendim, şunu söyleyeyim. Önce darbe gecesi Çankaya Köşkü'ne gittiğimi söylemiştim. Evet. Süleyman Soylu şunu açıklayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kitap yayınladı. O geceyi yaşayan insanlar, hepimiz ifade oradaki o geceyi yaşadıklarımızı anlattık. Hepimiz. Kaç kişiyiz? Çankaya Köşkü'ne çıkan 5 kişi, 10 kişi, daha sonra meclise gelen 15 kişi, daha sonra gelen milletvekilleri, CHP'li milletvekilleri de var, MHP'li milletvekilleri de var. Mesela o gece söyledim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Engin Altay üzerinden ulaştım. Devlet Bahçeli'ye de Ümit Özdağ vasıtasıyla ulaşmaya çalıştım. Bunların hepsi o kitapta var. Barış Bey biliyor onları. O kitapta var. Ama iki kişinin ifadesi yok orada. İki kişi o gece yaşadıklarını söylemiyor. Hala da söylemiyorlar. Süleyman Soylu. O gece Binali Yıldırım mı ona talimat verdi? Çankaya Köşkü'ne git, Selçuk Bey oraya gidiyor. Bana da söyledi, arkadaşlarınıza talimat verin. Direnelim, orada direnelim. Orayı bombalamazlar belki diyerek. Bunu açıklaması lazım. İkinci olarak benim yanımdan ayrıldı. Ve bakın, orada bildiriyi okuyan bayan var. Gösteriyorsunuz şu an. Süleyman Soylu orada. Sayın Soylu açıklama yapacak. Kim aradı kendisini? Bana niye doğruyu söylemedi? Nereye gidiyorsunuz Sayın Bakan dediğim zaman, geliyorum Selçuk Bey dedi, Selçuk abi dedi. Peki oraya giderken kendisini kim aradı? Niye TRT'ye çağırdılar? Özel kuvvetlere çağırmadılar. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağırmadılar. Efendim, bir yandan vericilerin olduğu yere, TÜRKSAT'ın olduğu yerde bir yüzlerce kişi öldü. Emniyetçiler şehit oldular. Özel harekatçılar oralara gitmedi de niçin TRT'nin önüne gitti? Mesela o gece orada Numan Kurtulmuş'un olması lazımdı. Niçin Süleyman Soylu orada da Numan Kurtulmuş orada değil? Çünkü TRT Numan Kurtulmuş'a bağlıydı. Sayın Soylu kendisini kimin aradığını, kimin kendisini oraya çağırdığını, neden orada öyle bir konuşma yaptığını açıklaması lazım. Çok önemli bir şey söylüyorum. İnanın çok önemli bir şey söylüyorum. Neden bana doğruyu söylemedi? Ben Çankaya Köşkü'ne geldim, kapıları açıyorum, tek tek kimse yok. Sonra Süleyman Soylu ile karşılaşıyorum. Ardından bir süreci yönetmek istiyoruz. Çünkü FETÖ'cüler darbe yapmış, FETÖ darbe yapıyor. Bu darbenin arkasında FETÖ vardı. Ama 15 Temmuz'un her şeyinin araştırılması lazım. Fakat 15 Temmuz oldu ve bitti, direndik. Ve peki 15 Şimdi siz, Temmuz Selçuk gibi Bey, davranmış olmak Selçuk doğru Bey. Değil. Araya böyle girmemize ne olur izin verin. Hem benim hem de yorumcularımın, konuklarımın. Çankaya Köşkü'ne yani bu darbeyi haber aldıktan sonra ne yaparım, ne ederim diye düşünürken ki bir arayışınız neticesinde mi gittiniz? Sayın Binali Yıldırım aradım. Önce darbe olacağını öğrendim. Çok milletvekillerini aradım. Grup başkan vekillerini aradım. Bakanları aradım. Sayın Binali Yıldırım aradım. Cumhurbaşkanına ulaşmak istedim. Çok kişiye ulaşamadım. Sonra bazı arkadaşlara ulaştım, danışmanıma ulaştım. Bir tweet attım efendim. Önemli bir şey söyleyeceğim. Bir tweet attım. Darbe oluyor ve vesayetçi yapılara meydan okuyacağız. Bütün milleti direnmeye davet ediyorum diyerek. Çok erken saatlerde attım. Ve Türkiye'de ilk defa ben attım bu bildiriyi. Kendimi riske attım. Binali Yıldırım'la konuştum. Darbe oluyor Sayın Başbakanım dedim. Bir konuşma yapın ve direnelim. Kim yapıyor Selçuk Bey bir şey mi? Ben dedim paralel yapı yapıyor. Bunlar yapacaklar, bunlar yapıyorlar. Direnmemiz lazım, konuşma yapmanız. Eğer siz konuşma yapmazsanız birkaç milletvekiliyle beraber Kızılay'a giderek biz orada ölümü göz alarak bir açıklama yapalım dedim. Sonra dedim ki AK Parti Genel Merkezi'ne gidelim. Ben gideyim, arkadaşlarınıza talimat verin. Çünkü o sırada partiden yavaş yavaş tasfiye ediliyorduk. Ahmet Davutoğlu'na yapılan operasyon nedeniyle Ahmet Davutoğlu'nu tutmuştum. Doğru, ilkesel olarak Ahmet Davutoğlu'nun yanında yer almıştım.
ve aramız biraz limoniydi bu şahıslarla. Her ne kadar daha sonra Darbeler Araştırma Komisyonu Başkan Vekilliğine getirilmiş olmuş olsam da bana güvendikleri için getirmişlerdi. Benim kimliğime, kişiliğime, geçmişime güvendikleri için getirmişlerdi. Hatta o zaman görevi de kabul etmek istemedim ama kabul etmemi istediler. Ve ardından da ben kendisine yok yok dedim. AK Parti Genel Merkezi'ne gidersek orayı bombalayabilirler. Ben Çankaya Köşkü'ne çıkayım, başbakanlığa çıkayım, siz burada değilsiniz dedim. Evet orada değilim dedi. İstanbul'da olduğunu söyledi. Ve ardından ben şoförümü çağırdım. Silahımı aldım, mermilerimi aldım. Şoförüme şunu söyledim. Darbe oluyor, öleceğiz. Benimle ölmeye geliyorsan gel, gelmiyorsan anahtarı bırak git dedim. Bindi arabama ve beraberce çıktık Çankaya Köşkü'ne. Gittik oraya. Daha sonra da işte orayı terk etmek lüzumunu hissettik. Orada şeyler oldu. İşte televizyonlara bağlanalım, Kılıçdaroğlu'nu aramak, hatta Abdülhamit Gül Bey. Hatta şöyle de bir şey oldu. Belki de ilk defa söyleyeceğim herhalde. O gün Sayın Başbakan'ın, Başbakan'a ulaşmak istedi. Daha doğrusu Engin Altay beni aradı. Selçuk Bey dedi, abi dedi, Sayın Başbakan'a ulaşamıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu Başbakan'la görüşmek istiyor. Bilim telefonlarımıza cevap vermiyorlar. Biz özel kalem müdürünü aradık Başbakan'ın. Ve dedik ki Başbakan'la Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi lazım. Çünkü niye? Büyük bir endişe içerisindeydim. Hiç korkmadım ama endişem vardı. Türkiye adına endişem vardı. Geleceğimiz adına endişem vardı. Ülkem adına endişem vardı. Yani bir cemaat Türkiye'ye hakim olmasın diyerek, darbe yapamasınlar, kör de topal da olsa bu demokrasi yaşasın diyerek, Türkiye'de millet iradesi yaşasın diyerek çok önemliydi benim için. Özel kalem müdürünü aradık. Abdülhamit Gül Bey bana telefonu verdi. Dedim ki Sayın Özel Kalem Müdürü, Sayın Başbakan'la Kılıçdaroğlu ulaşmak istiyor, ulaşamıyor. Efendim Sayın Başbakan burada değil, yanında dedim. Bak lütfen Sayın Başbakan'a eğer telefonu bağlamıyorsan, vermiyorsan Sayın Başbakan'a söyle, Sayın Kılıçdaroğlu'nu arasın dedim. Bakın ülkemiz tehlikedeyken partilerin ne önemi var? Buradan siyaset yapmanın ne kadar ayıp olduğunu bilen adamım ben. Benim için kendim, siyasetim önemli değil. Ülkem önemli, Türkiye'm önemli. Peki. Başka Türkiye yok ki zaten. Oradan daha sonra Başbakan Kılıçdaroğlu'nu aradığını basından öğrendik. Sayın Binali Yıldırım'ın. Şimdi orada benim merak ettiğim konuyu Süleyman Soylu söyleyecek. Bu TRT'nin önüne ki niye gitti? Neden bize haber vermedi? Tamam ama beraber Selçuk Bey, şimdi siz diyorsunuz ki, siz diyorsunuz ki ben Süleyman Soylu'yu Çankaya Köşkü'nde gördüm diyorsunuz oraya gittiğimde. Evet. Odaları şey yaparken orada gördüm. Ondan sonra oradan nereye geçildi? Meclise geçildi. Meclise gitmeden önce de şu oldu. Meclise gitmeden önce bir patlama oldu. Ben burayı da bombaladıklarını zannettim. Meğersem sonik patlamış. Ben dışarı çıktım. Bütün arabaların ışıklarını söndürttürdüm. Bütün Çankaya Köşkü'nün ışıklarını kapattık. Yani burada ne yapalım? Burada kalmayalım. Neden burada kalmayalım? Meclis başkanı da gelmişti daha sonra buraya. Tamam. Kritik ben, saatlerdi. Ben şunu söyleyeceğim. Ve meclise gidelim, orada ölelim, mezarlarımız orada olsun. Tamam. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çocuklarımız geldiğinde bu mezarlar burada demokrasi yeniden ayağa kaldırsın diyerek meclise gittik. Tamam. Ödettik. Sonuçta Süleyman Soylu da geldi mi meclise? Soylu'nun geldiğini mecliste genel kurulda olduğunu hatırlamıyorum. Peki ama hani şey diyorsunuz ya, Süleyman Soylu ayrıldı gitti yanımızdan bize işte hiçbir şey söylemeden. Sığınak gibi yerde oldu bu. Sığınak gibi yerde nereye gidiyorsunuz dedim. Çünkü orada daha sonra önce biz meclis kapısını kırmak istedik. Emrullah İşler'le beraber geldik. Bazı arkadaşlarımız gelmiş, bayan milletvekilleri kuliste oturuyorlar. Tamam. Kapıyı girelim de içeri girelim dedik. Sonra yayın yapalım buradan. Yani millet iradesi ayaktadır. Darbecilere bir mesaj verelim. Tamam. Daha sonra arkadaşlar gelmeye başladılar. Selçuk Bey, ben bu arada şeye daldım, konuşmaya daldım, reklamı unuttum. Bizim acilen reklama bir gitmemiz lazım. Selçuk Bey, şunu soracağız reklam dönüşü. Yani İçişleri Bakanı değil o zaman tabii. Süleyman Soylu'nun... Çalışma ve sosyal güvenlik. Evet, yani haber vermeden, o soruyu yanıtlamadan, bildirmeden mesela yanındaki, dibindeki bir isme Selçuk Özdağ, TRT'ye gitmesi, bu konuyu neden önemsiyor Selçuk Özdağ? Aradan sonra da bunu konuşacağız.